Evet efendim, herkese merhabalar. Borsa Teknik'te yeniden birlikteyiz ve dün Borsa İstanbul'da gelen tepkinin bugün devam ettiğini izliyoruz. %1,5'u aştı şu an spot tarafta yükseliş. Vadeli tarafa baktığımızda burada %0,26'lık yükseliş izliyoruz. Alt endekslere de yayılan bir görüntü var. Bankacılık %1,5 kadar artı seyrediyor. Sanayi endeksi %2'nin üzerinde arttı. Holding tarafına baktığımızda %1,5'un üzerinde, ulaştırma endeksi de %1'e yakın pozitif seyrediyor. Şu an itibariyle 18.8 milyarlık işlem hacmiyle bir miktar ortalamanın altında bir hacim söz konusu. Diğer taraftan tabii bugün enflasyonun ikinci sunumunu izledik yıl içerisindeki ve baktığımızda dolar Türk lirası 19.48 civarında, euro Türk lirası 21.50'yi aştı ve haliyle bu da sepet kuru 20.50 üzerine taşımış oldu. Dün FED sonrasında altında sert bir hareket gördük. Şu an için 2038 dolar civarında seyrediyor ons altın. Bu da gram altın fiyatını 1277 liraya taşımış oldu. Evet, şimdi değerli hocamız Ahmet Mergen'e döneceğiz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında konuşacak tabii çok konumuz ve aynı zamanda grafiğimiz var. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet, bugün bir miktar Borsa İstanbul'da tepkiler var ama FED sonrası belki şöyle bir değişiklik yapıp bugün yurt dışı tarafıyla başlayabiliriz diye düşündüm izninizle. Dolar endeksi, ons altın, Bitcoin, Brent petrol neler oluyor burada bir bakalım dedim. Bugün dolar endeksiyle başlayalım mı hocam? Biraz Amerika tarafıyla başlayalım isterseniz sohbetimize FED sonrası. Dün FED faiz artışı vardı. Değil mi? 25 bas puan arttırdı. Diyorum. 5 ile 5.25 arası bir yere geldi. Faizler artınca dolar değer kazanmalı. Dolar endeksi de bir anlamda yukarıya doğru yani tırmanışını sürdürmeli. Ama maalesef öyle bir hikaye yok. Dolar endeksi yani şeyden itibaren geçen senenin 2022'nin Eylül ayından itibaren tepe yaptı, zirve yaptı 114.77'de. O gün bugündür aşağıya doğru gidiyor. Yani dün de işte faiz artışı oldu güya. 25 bas puan. Hani bankalarda sıkıntı var. FED peki faiz artışı yapamaz. Yani yaparsa 0.25. Belki bir 0.25 daha falan filan. Sona geliniyor gibi bir hava var. FED de bunu yalanladı. Anladım yani duyduğum kadarıyla. Ne dedi? İşte enflasyon %2'nin altına gidene kadar politikalarımızı çarç çurt sürdüreceğiz falan filan attı tuttu. Ne piyasa? Vallahi piyasa hiçbir şeyi tınlamadı bile. Piyasada yani ortalamaların üzerine bile gitmedi dolar endeks. Bakıldığında. Yani dolardaki değer kazanımı pek o kadar beklendiği gibi olmadı. Yani 114.77'de oluşan oradaki çoklu tepeler veya alçalan üçgen gibi görünen istersen ikili zirve de oradan aşağıya doğru bir iniş var 109.53'ün altına. Ortalamaların da altına gitti. Yani teknik analiz olarak grafiklere bakıldığında yalnız bu hisse senetleri üzerinde veya emtialarda çalışmıyor ki. Her şeyde çalışıyor. Emtiaların dışında işte alsana dolar endeksi orada da çalışıyor. Yani bakıldığında 6 tane para birimine göre doların değer kazanması lazım. Nerede? Yani neredeyse bir sene olacak aşağıya gidiyor. Ha bir süre sonra bu FED'in faiz indirimleriyle belki biraz daha aşağı gidecek. Ondan sonra FED faiz indirimlerine devam edecek. Bu yukarı dönecek. Belli bir noktadan sonra. Yani daha önceden işler oluyor bitiyor. Onu anlatmak için bu grafiği verdim. Hani millet diyor işte FED faiz arttırdı falan filan niye dolar endeksi gitmiyor diye düşünürse. Yani borun pazarı kalktı gitti süreç şeyini ni diye bir laf vardır. Ni de mi de de geçti bu. Bu Erzincan Merzincan falan aldı gidiyor bu pazar. Aşağı doğru giden bir piyasa var ve dolar endeksinin aşağı gidişi de yani Türkiye açısından da iyi. Dolar dışarıdan gelen bir baskıyla yukarı gitmiyor şu anda. Dolar Türkiye'deki olaylar dolayısıyla Türk lirasına karşı değer kazanıyor. Enflasyonun hala kaç?
2-3 sene sonra mı inecek tek haneli rakamlara? Yani hep tahminler, işte yapacağız, edeceğizler. Türkiye böyle gidiyor. Yani 70 senedir bir ara 60'lı yıllarda filan bir Türkiye enflasyonu %2'lerde veya altında yaşadıysa yaşadı. Onun dışında bu enflasyon ne menen bir şeyse bir tek Türkiye beceremiyor bunu aşağıya çekmeyi. Hani Türkiye'de de büyük potansiyel var. Var yani ey potansiyel geldinse 3 kere vur masaya falan filan gibi. Yani nerede? Yani nasıl bunun bir çözümü yok mu kardeşim? Bilmiyorsak gidip öğrenelim ya. Bu ülkeler bu işi nasıl yapıyor? Nasıl indiriyor enflasyonu %2'nin altına ve yıllar boyunca %2'nin altında tutabiliyor? Bizde niye bu iş olmuyor yani? Bizim derdimiz ne? Bizim yapamadığımız iş nedir yani? Problemi bilmezsek problemi çözemeyiz. Yani öyle yani yapacağız, edeceğiz, indireceğiz. İşte 2 seneye kalmaz, 3 senede şu olur, bu olur. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Bu 20 sene boyunca da faizler bir ara 4.75'e indi gibi oldu. Kaç, 2013 müydü o sıralarda bir yerde? O da bankalar arası. O gün bugündür o da inmedi oralara. Ondan sonra 20-30'lara falan gitti, bir şeyler oldu. Şimdi işte yani görüyorsunuz. Burada da maalesef yani göründüğü kadarıyla dünya açısından belki iyi bir şey. Yani doların değer kazanmaması ama bizim Türkiye açısından zaten iyi. Bizde zaten yukarı yönde bir baskı var. Ama şu görüntü endeks olarak yani endeks 100'ün altına da gidebilir. Öyle gibi görünüyor. Eğer ilk düşüşün boyu Hakkari'nin H'si kadarsa bu 1.618 katı kadar daha gidiyorsa son 5 numaralı aşağı yönde gelişen dalga bunun hedefi 97.5-98 gibi bir durum oluşuyor. Şu anda birebir geldi zaten. Son dalga birinci dalgaya eşit. 5 dalgalı bir hareket içinde aşağıya gittiğini farz edersek. Dış sayım tekniğiyle 3 numaralı dalga da tahmin edilen yerde oluştu. 109'un altına 1.618 aş kadar giderse 100 civarıydı. Hedef oraya geldi. Oradan bir 4 numaralı düzeltme dalgası yukarı doğru 105'te biten. Şimdi de 5 numaralı dalgayla aşağı doğru sürükleniyor. Bu uzantı yapar mı yapmaz mı onu da daha sonra göreceğiz. Evet geçelim. Geçelim hocam. Şimdi yani, dün altında da sert hareket vardır. Oldu. Yani o şehir efsanelerinden bir tanesi de işte bu. Yani FED faiz arttırıyor, marttırıyor falan filan. Devamlı olarak endeks, dolar endeksi yukarı gider falan. O öyle olmuyor. Belli bir noktadan sonra gitmiyor artık. Sona doğru yaklaştığını hissettiği anda gitmez. Bir başka şehir efsanesi de altında vardır. Hindistan ve Çin hikayesi. Hindistan'da işte yani düğünler müğünler. Türkiye'de sünnet düğünleri, o düğünleri, bu düğünleri yaz aylarında altın yukarı gider. Yok kardeşim altın öyle gitmiyor. Altın gerek kontratlarla gidiyor forex piyasalarındaki büyük alımlar satımlar ama onun da ötesinde merkez bankalarının hareketleriyle gidiyor. Merkez bankaları tonlarca alıyor, tonlarca satıyor. Uzun süredir bizim Merkez Bankası da altın alıyordu galiba. Şimdi karşılığında Türkiye'de olan altının değerlenmesi sırasında gelen talebe göre altın satıyor diye biliyorum. Belki yanlışım, doğru olan neyse düzeltsin. Ama dün yani grafikleri veren şirket de 2065 gösteriyor ama 2065 değil. Spotta bir takım yerlerde 2078 görüldü. Yani artık datalar da cıvıttı da elimizde ne varsa onunla idare ediyoruz işte. Yani dolar 19.47. Ya oldu görürsem söylerim. Git al bakalım 19.47'ye dolar kim veriyor? 20.5'tan aşağı veren var mı? Yani orada başka bir kur var. Burada başka bir kur var.
Burası da kanal içinde yukarıya doğru gidiyor. 2065 değil 2078'de zannedersem başka datalara göre, data sunan şirketlere göre 2078'de tarihi zirveyi bir kere daha gördü. Orası zaten işte 2070-75 direncinin olduğu yerin bir kere daha geçilmesi. Ha, geçildi mi tam anlamıyla? Geçilmedi ama gelende bir satış var. Bu da ironik bir durum yani. FED faiz arttırıyor. Altın tarihi zirveyi vuruyor ya. Hadi buyur. Gel de açıkla. Yani bazı şeyler tamamen öyle hani 2-2 daha 4 etmiyor bu piyasalarda. Bunu da yıllar boyu anlatmaya çalışıyoruz ama yok yani işte anlayan da yok. Anlayan parayı götürüyor zaten. Burada da üst tarafta kanalın üst çizgisine değdi. Kar satışı gelir mi? Gelir. Yani ama 2000'lerin üzerinde geziniyor şu anda. Bu da Türkiye'de de doğal olarak bilmiyorum gönderdim göndermedim galiba grafiği ama gram altını yukarı yönde tetikler. Gram altınımız yok hocam. Yani gram altında zaten belli aynı grafik. Daha doğrusu dolar grafiğinin aynısı yukarı yönde. Ama da son zamanlarda işte 2022'nin Eylül ayından itibaren altında yukarı yönde hareket başladı. Ons altında 1615 dolar endeksinin 114.77'yi vurduğu gün. O da burası 1615'i vurdu. 3 tane dip. Dolar endeksi o gün bugündür aşağıya. Burası da o gün bugündür yukarıya. Bir süre sonra burada faiz indirimleriyle belki biraz daha gider. Ama daha sonra FED faiz indirmeye devam etse de gitmeyecektir. Burası da satürasyon dediğimiz doyuma bir noktada erişir. Ondan sonra her türlü faiz indirimi tetiklemez hiçbir şeyi. Aksine aşağı aşağı gider kar realizasyonlarıyla. Kanalın üst çizgisinde. Bu kanal içinde yükselişli devam ediyor. Bu kanalın yani 2050-1650 gibi bir büyük çanak düşünsen ilerideki 2 sene boyunca belki 2 sene sonra yukarı katladığı zaman 2400'lü falan bir rakam ortaya çıkabilir. Yani normalde 2800'lü falan gösteriyor da o 5-10 sene sonra muhtemelen. Biraz daha gecikmeli o. Yani bu da böyle bir trend içinde. FED faizlerine bağlı olarak da Bitcoin de var. O da böyle bir hareketlendi. Ne zamandan beri? O da aynı şekilde Eylül'ün, Kasım'ın yani o civarlarda dibe oturdu. 20 bin dolarların altında. O da şimdi yukarıya doğru trend ediyor. 30 binlere kadar geldi. 16 bin civarında ikili dip büyük bir çanak oluştu. Yani sol taraf 17.600'ler, 18'ler. Orta taraf 16 binin biraz altı. Sağ tarafta en son 19.549'u bir vurdu, denedi. Bir dip de orada yaptı. Şimdi o çanağı yukarı yönde katlayarak 32.400-32.500'e doğru tırmanıyor. Bu çanağın hedefi esasında 35 bin. Yukarı yönde katladığında. Ama önünde işte Fed'in yani lafları var. Şöyle yaparım, böyle yaparım, asarım, keserim falan filan. Piyasada pek öyle yani kuru gürültüye pabuç bırakmıyor diyebilirim. Yani asarım, keserim, meserim. He 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 diyor piyasada. Anlat bakalım Boğaz'a karşı heyecanlı oluyor. Orada Boğaz olmadığı için orada da herhalde şey derler. Atlas Okyanusu'na doğru konuş. Çok heyecanlı oluyor. Anlat, dinliyoruz derler muhtemelen. Ortalamaların üzerinde en son dip nerede oluştu? 27 bin civarında. Yani onun altına kayma olursa 25 bine kadar da sürüklenebilir. Ama yukarı tarafta 32.400-500'ü zorlayacak gibi gözüküyor. Yani altınla beraber görüntü olarak biraz beraber gidiyorlar gibi. Yani 69 binlerden itibaren aşağıya doğru sürüklenen büyük bir ayı piyasasından şimdi yukarı doğru tekrar bir dönüş var. Ayı piyasası da işte tabii Fed'in faiz artışı ve kriptolar üzerindeki bir takım
başka haberler, şunlar bunlar derken aşağılara doğru gitti. Neydi, bir tane de kuruluş vardı, o da battı mı, bir şeyler oldu falan, bayağı bir etkiledi ortalığı. Ama normal şartlarda Fed'in faiz artışlarıyla beraber piyasa burada da döndü. Şimdi gene konuşulmaya başlandı. Gene ortalık ısınıyor coin piyasasında. Bizde de zaten yatırımcı herhalde borsadan sıkı sıyrıldı galiba. Tekrar o tarafa doğru dönen olabilir. Yani burayı da zaten, borsayı da bir anlamda kripto piyasasına döndürdük son zamanlarda. Yani tavanlar mavanlar, tabanlar mavanlar filan falan. Bayağı sert inişler çıkışlar. Yani şurada otokarı bile 700'e indirmişiz yani. 1000 liradan. Ege Endüstri 7000 liralarda falan değil. Yani nerelere inmiş bakıldığında. 4000 lira Konya vardı, 2000 bilmem kaç. Yani bayağı tahribat var ortalıkta. Yamıcımı yok yani. Millet hani ses çıkarmıyor gibi ama yani çoğu yerde tahribat var. 5 liralık kağıt bile 2,5'a inmiş. Yani 5 liralık kağıt 2,5'a ne insin ya? Enflasyon zaten %100 yapması lazım hocam. Yani enflasyon zaten 5 liralık kağıdı 2,5'a indiriyor bir senede. Aynı yerde kalsa. Değer olarak. Sen bir de düşüşle 2,5'a indiriyorsun. Kağıt, sen o kağıdı 1,25'e inmiş gibi farz et yani. Bir sene öncesinin fiyatı olarak. Öyle durumlar var yani. Çok sert hareketler oldu ve yani korkarım çok yatırımcı kaldı tepede gene. Yani epey yatırımcı gene kaldı. Borsa hakkındaki fikirleri gene değişti. Yani buranın gene işte maalesef yatırımcıların bir anlamda paralarının ellerinden alındığı bir hal alına öyle bir dönüştü gibi bir şey var. Yani yatırımcının kafasından bunlar geçiyor şu anda. Geçer mi? Geçer. Yani merkez haldır huldur gelirse onun da karşılığında fiyatları yukarı götürüp yani bir anlamda tepede distribüsyon dağıtımı yaparlarsa yatırımcı bunu anlayamıyor. Anlasa bile çıkamıyor. Zararı kesip yoluna devam etmek istemiyor. Devamlı zararın içinde kalıyor falan filan derken paralar maalesef eriyor. Eriyince de yatırımcının da şikayetleri artıyor. Ya kimse tabii güllerle donanmış bir bahçe vaat etmedi. Burası yani her şeyin kolaylıkla kazanıldığı, paranın böyle ağaç, para ağacı gibi büyüdüğü bir yer değil. Aksine çok tehlikeli olabilir. Ama 3 senedir insanlar düşüş piyasası yaşamadığı için bir anda şoka girdiler. 3 sene boyunca ne alırsan al, bugün gitmezse, yarın gitmezse öbür gün mutlaka yukarı gidiyor. 3 gün düşüyor, ondan sonra 10 gün çıkıyor. Bu ne güzel, ballı börek, çok kolay bir piyasaymış meğerse. Niye biz burada değilmişiz yıllardır falan filan gibi böyle bir algı oluştu. Yani öyle bir dünyaya dönüştü. Şimdi bir düşüş piyasası veya uzun vadeli bakarsan oturaklı bir düzeltme yaşanıyor. 5700'den ilk defa ne oldu ya, burası nasıl bir yermiş falan gibi tabii sorular çoğalıyor maalesef. Burası tehlikeli bir yerdir aynı zamanda. Hele yani tepelerde filan girerseniz paranız epey uzun bir süre kağıtta kalabilir. Yani kağıda saplanabilir para. Bekle ki bir daha hisseler o fiyata tekrar gelsin. Yani her zaman da gelmiyor. Yeni bir yatırımcı kütlesi daha gelmesi lazım. 3,5-4 milyon, yani şu anda 4,5'a yakın şey var, yatırımcı var. Yani onların bir kısmı gitse de diğerleri de
kağıda saplandıysa, hadi bakalım bekleyelim yeni bir yatırımcı kütlesi daha gelsin de fiyatları gene oralara taşısın. Yani hani hikaye vardır Godoy'u beklerken diye. Buna ona döndü iş yani. Bazı rakamlar var ki oraya bakalım vuslat hangi bahara oraya tekrar gelmesi için. Evet hocam, evet. İlk yarıyı bitiriyoruz. Daha konuşacak tabii çok konumuz var. Brent petrolü bir bakıp sonra Borsa İstanbul'a gireceğiz. Ama şimdi bir aramız var. Araya gidelim. Sonrasında buradayız efendim. Efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. BIST yüz endeksinin görünümüne geçeceğiz. Ama hocam önce bir petrol fiyatlarına da bakalım isterseniz. Evet, bugün %1'in üzerine bir tepki var. Ama ciddi bir darbe yedi burası da. 73 doların altına bir fiyatlamayla şu an devam ediyoruz. Evet, 80'lerin üzerine pek duramadı. 85'ler falan civarından geldi satışlar. Burası da... Yani sol tarafta bir bölge var. Orada bir sıkışma alanı oluştu. Orası işte 86-75 arası. Sonra oradan bir yuvarlandık 70'e doğru. Tekrar tırmandık. 70'te pek fazla kalmadı. Bunun da zaten aylık grafikte yani son 5 senenin ortalaması 73'lerde filan oralarda dolaşıyor. Onun için 70'lere doğru geldiğinde mutlaka bir tepki yaşanıyor yani yukarı yönde. Ama 87 aşılamadı. Tekrar 71.56. Bugün yukarıda 72'lere doğru yani 80 kuruş falan yukarıda zannedersem 80 sent. Bu sarı renkli bölge ileri geri hareketlerle herhalde önümüzdeki 2-3 ay burada dolaşacağız gibi geliyor yaz aylarında. Yani orası da bir dolarsa ondan sonra ne yapacaksa yapacak. Tekrar 87'lerin üzerine eğer buradan tırmanabilirse o sarı renkli bölgede uzun süre sol taraftaki gibi inişli çıkışlı hareketlerle orayı doldurup 87 kırılırsa yukarı yönde o zaman 97'ye doğru gider. Yani oradaki o TOBO'nun sağ omuzu oluşmuş gibi olur. Ha yok oralarda dolaşıp 70'in de altına doğru sallanıyorsa çok sert olmasa bile ite kaka 65-63. Oralara doğru da orada bir teple dipler vardı 130 dolara gitmeden önce. Oralara doğru o zaman sürüklenebilir. O zaman Türkiye veya dünyadaki bahane ne? Petrol fiyatları yükseldi abi onun için maliyetler arttı bahanesine ne diyeceğiz? Petrol fiyatları düştü. Hadi bakalım mercimeğin fiyatı da düşsün. Değil mi? Yani bahane olarak bu kullanıldı. Yani önümüzdeki döneme bakarsak eğer Brent petrol filan petrol aşağılara doğru sürüklenip dolar endeksinde dolar da değer kaybediyorsa ortalıkta vallahi yani fiyat artışı için değil mi fazla bir bahane kalmaz. Dolar düşüyor, petrol düşüyor. Bahaneniz ne? Vallahi bizdeki kar yapma ihtirası var ya o düşmüyor. Ha o ayrı bir mesele. Yani bakalım göreceğiz. Şu anda pek fazla bir yere gidecek gibi gözükmüyor. O sarı renkli alanda bayağı bir alışveriş olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki biri en azından 2 ay falan orada kalır herhalde ya. Çok da fazla yani ekonomiler bir anda hurra diye toparlanıp enerji ihtiyacı bir anda roketlemeyecek herhalde. Yani dünyada ekonomiler de sallan yuvarlan tutunmaya çalışıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Enflasyon bizim dışımızda 3 tane ülke var zaten, 2 tane. Venezuela, Arjantin. Onun dışındaki bütün ülkelerde enflasyon yüzde en fazla 10-12 civarında maksimum. Yani bizde alakası yok yani. Enteresan bir durum içindeyiz yani bakıldığında.
Amerika'da da %2 değil, tamam anladık. Yani %6'lar maltılar, Avrupa hadi tamam anladık. Ama orada da %10'un üzerinde falan değil ki yani dünyada enflasyon. Çok az ülkede var enflasyon %10'un üzerinde. Neyse, çözeriz inşallah, geçelim. Geçelim, hadi gelelim şimdi Borsa İstanbul'a hocam. Fazla bir şey yok. Buradan kırıldı. Destekler yani dipleri birleştiren çizgi aşağı yönde geçildi. Ortalamanın altına kadar geldi. Sert bir satış. Sonra bir toparlanma. Niye? 20 haftalık ortalama delindi. 50 haftalık ortalamaya doğru geliyor. 4160'larda orası. 4350'lerde 300'lere indi. Kala kala zaten 150 puan kaldı. 50 haftalık ortalamaya, son bir senenin ortalamasına. Oradan kaynaklı bir destek alımları var. Burada ne yapacak? Vakit geçirir. Yani ortalamalardan biraz fazla uzaklaştı. Ortada bir tane çekiç oluştu. Son mum. Kısa vadeli bir çekiç. Buradan yukarıya tepki gelecek belli. Bugün de geldi. Bakalım bu gelen dalga yukarı yönde nerelere kadar götürecek? Ortalamaların üzerine çıkmadığı sürece bu 4850-4900'lere doğru gelirken muhtemelen satışla karşılaşacaktır. Yani haftalık grafiğe bakarsak bu 5000 üzerine çıkmadıkça işler biraz zor burada daha. Bir süre vakit geçer. Haftalık grafikte de kanal içinde görüldüğü kadarıyla aşağıya doğru sürükleniyor. Nereye doğru? 50 haftalık yeşil renkli ortalamaya doğru. Şimdi oradan bir tepki var günlük. Yukarıda kırmızı var, 20 haftalık ortalama. İşte orası da 5000'in altında, 4900 falan gibi. Önümüzdeki 2 hafta seçim de var. Bu ne yapar? Yeşille kırmızı arası bence gider gelir. Yani iki tane daha buraya, o boşluğun içine gelecek şekilde mum yerleşecek. Ondan sonra ne yapacaksak yapacağız. İşler iyiye giderse, 5000'in üzerine çıkılırsa o kırmızı renkli tepeleri birleştiren çizginin üstüne doğru bir hamle yaşanırsa deriz ki o zaman 5700-4300 arası bir yatay alan, bir çanak daha oluşacak orada. Evet. Ondan sonra 5700 geçilirse başka bir hikayeye döner. 6000'lerin üzerine doğru tırmanır. Ama yok, buralarda dolaşıp 4300-4250 falan filan deyip yeşil renkli 50 haftalık ortalamanın altına gidersek o zaman işler kötüye gider ya. Yani o zaman işler bayağı bir öyle pansuman mansumanla da geçmez o zaman. Ameliyata gider yani. Yara büyür maalesef. O zaman yani 50 haftalık ortalamanın altına giriş 38.2'lik geri çekilme 3900'de. Ya Allah muhafaza, %50 geri çekilirse tam faciaya döner. Yani şu anda son bariyer oraya koyduk. 50 haftalık ortalamayı. Kırmızının üstüne tepeleri birleştiren üzerine, çizginin üzerine çıkarak durumu kurtarma zorunluluğu var. Ama şu anda 2 hafta maalesef İşler öyle ne yukarı ne aşağı çok sert gelişmez gibi geliyor. Kırmızı ve yeşil renkli eğrilerin arasında 2 haftada geçecek gibi. Evet, orada geçirirken vakit. Biz de bir sonraki grafiğe geçelim. Geçelim, geçelim hocam. Bir dolar bazında da bakalım da hisselere geçelim. Burada da son bariyer. Aynı şekilde 50 haftalık ortalamayla burada da bariyer 221'e indi. Nasıl indi? 50 ve 20 aylık, burada aylık ortalamalar. Yani biri 1,5 senelik, biri 4 senelik ortalamalarda, yani dolar bazında. 221 gözüküyor. Niye? 19,5'a bölersen. 4311'i böl bakalım 20,5'a. O zaman iş biraz daha değişik. Dün böldük, 213 falan çıktı. Zaten 200 dolar civarında da 50 aylık ortalama var. Yani burası son kale. Bunun altı işler artık bu senede gider,
senede, bir sonraki senede harcanır, itiş kakışla işler uzar yani. Ama buradan yukarıya sert bir hareketle 324 doların geçilemeyeceğini anlattık. Öyle kolay değil. 130'dan geldi 200-305'e. Bu grafiğin 324-125 arasındaki bu çanağın sağ tarafının 2017-2018 yıllarında olduğu gibi oranın dolması lazım. Orada fiyatların yukarı aşağı yukarı aşağı giderek zaman yiyerek orayı doldurması lazım. Yani oraya yatırımcılar girecek çıkacak, girecek çıkacak, yeni yatırımcılar gelecek, ötekiler gidecek falan filan. Yani orada bir hareketlilik olacak, yeni bir maliyet oluşacak orada. Ondan sonra 324 geçilecek, geçilecekse. Sağlam bir ekonomik programda dilimde tüy bitti, geçilir ya. Ama sağlam bir ekonomik program lazım. JP Morgan'a göre, değil mi? Sen mi söyledin? %75 yukarı gider veya %30 aşağı gider. Evet. Yani biz kaç senedir söylüyoruz neler olacağını da. Neyse. Biz hala buralardayız. Bir böyle Amerika gibi, değil mi? Oralarda yani veya tahminler yapanlar var falan filan. Yoş, hadi bakalım geçelim burayı da, o konulara girmeyelim. Hocam, Türk Hava Yolları'nın dün akşam bilançosu geldi. Bugün bir teknik görünümüne bakalım isterseniz. Yani senede 1-2 milyon dolar alırlar. Yaptıkları tahminler de Allah'a emanet. Ama her sabah yatırımcıya bilgilendirirler. Evet, burası da maalesef duruldu. Durulsun yani. 7 liradan 150 lira. Hadi onu bıraktık, 12 lira diyelim. Son çıkışı ele alın. Temmuz 2022. 45-46. Oradan geldi 156'ya. Şimdi orada bir ara korkulu bir omuz baş omuz görüntüsü gibi oluştu. Sağ omuz 152'de gibi ama 115'ten toparladı kendisini. Yaklaşık 120 ile 150 arası 30 liralık bir alan içinde sağ tarafa doğru yayılıyor. 138'den gelen satışlar var. Borsaya da geldi. Ama 115'in altına inmedik. Yani endeks 4311'e inmesine rağmen, daha düşük seviyeye inmesine rağmen 4479'un altına indi endeks. Ama burası endeks 4500'lü rakamlarda indiği 115'in altına inmedi. Yukarıda kaldı. Demek ki bir alıcı var. Ama alıcı da bunu 150 liranın üzerine hemen şu anda götürmeyecek. Öyle bir alıcı da yok. Piyasada da yok. Piyasanın bir toparlaması lazım. Bunun da toparlanmasıyla piyasada toparlanıyor zaten. Bant yaklaşık 120-150 bandı. Ne tarafa koparsak 30 lira bir kere var. Ya 180 veya 90. Ortalamaların üzerinde kaldığı sürece 150'ye doğru hamle tekrar gerçekleşebilir. Geçelim bakalım. Büyüklerden gidiyoruz. Geçelim. Hocam Tüpraş'a geçelim. Önemli şirketlerinden yani. Epey görevini yaptı. Tuttu yani endeksi tepede. Tuttu. Evet. 80'lerin üzerinde dura 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 tuttu. Bu arada öteki tarafta da dağıtıma sebep oldu. Dağıtımın fark edilememesine sebep oldu. Endeks tepede duruyor ama kağıtlar dışarı tarafta, yan tarafta, yan tahtalarda, endeksin dışındaki kağıtlarda gelene geçene dağıttılar. Orada fiyatlar %50, %61.8, %78 Temmuz çıkışının çoğunu geriye verdi. Burası da 38.2'lik düzeltmeden zıplamaya çalışıyor. Yalnız burada da artık 75'in üstü bir süreliğine doldu kardeşim. Orada epey yatırımcı var. Yani orada satıcı gelir. Ortalamalar aşağı döndü. Bir süreliğine burası inişli çıkışlı bir piyasayla aşağı doğru sarkabilir diye düşünüyorum. Yani tekrar 64'e geldi ama 60'a da gelirse, %50 geri çekilme yaşanırsa yeter. Tüpraş gibi bir tahta için
Yani çıkışın, Temmuz'dan itibaren yaşanan çıkışın %50'sini geri veriyorsa birileri gelir almaya diye düşünüyorum. Ama kağıdı da biraz son zamanlarda işte bedelsiz verecek, bedelsiz verecek diye tepede epey alıcısı oldu. Bedelsizi verdi. Nerede verdi? İşte 87.01'de verdi. 600 liralık kağıt orada. Ne oldu? Bedelsiz verince uçtu mu? Yok. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Beklenti başka şey. Beklenti gerçekleştiği zaman başka bir hikaye. Ve herkes bunu biliyor. Herkese anlattık. Biliyor ama işte olmuyor yani. Geçelim. Evet. Ve uzun vadede binler kulübüne gidecek de. Yani o zaman ne olacak? İşte 150 falan olacak herhalde. O zaman bine gelmiş olur zaten eski rakamla. Evet. Yine oldukça geri çekilen ve değer kaybeden hisselerden birisi hocam Türk Telekom. Orası başlı başına bir macera zaten ya. Yani yukarı çıkışı bir alem, inişi başka bir dert. Yani çıkışı bayağı bir sürpriz. 10 liradan bu kadar sert gidişi 27'ye kolay kolay gitmez. Ağır ağır gider yani şey gibi, kanı gibi. Yani adamı bayar. Heyecan yaşamazsın yani ama düşüşte bayağı heyecan yaşatmış. Yani 27'lerden gele gele kağıt neredeyse çıkışın %80'ini geri vermiş kardeş. Temmuz ayından itibaren yaşanan çıkış bir anlamda heba oldu gitti. Şurada bizim Temmuz'a ne kaldı? Mayıs, Haziran. Mayıs'ın da ayık 15'i neredeyse gitti gidiyor bir süre sonra. Bir şey kalmadı ki. Yani bir sene geçti. Bir senede enflasyonla bir sene önce 8,5 lira olan kağıt şimdi 14-22. Enflasyon? %100 olsa kağıt zaten bir sene önceki fiyatta. 8,5 çarpı 2 17 lira. Kağıt 14 lirada. Yani bakıldığında. Ama ortalamaların altında sürükleniyor. Burada biraz bir şey alsan tahta pipirikli. Hemen lotlar motlar falan karışıyor marışıyor bir şeyler. Kendin al kendin pişir gibi yani bu da. Tamam mı? Yani kendin pişir kendin ye gibi. Bu da kendin al kendin sat kendin al kendin sat. Tahtada. Ne bu sıkıntı kardeşim? Böyle bir sürü yer vardır. Spekülatörleri hep pimpirikli yani. Biraz bir şeyler alırsan hemen karışırlar. Lotlar değişiyor meyişiyor bir şeyler aşağı vermeler. Hemen seni denemeler falan filan. Ay 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 yani. Onun için millet Amerikan piyasasına gidiyor. Niye? Böyle şaklabanlık yok yani orada. Bu şaklabanlık. Yani bilanço, bilanço, şirket değerlemesi falan filan değil. Birileri bir şey alıyor. Hemen onu şey yapmak, çökertmek, onu hemen zarara uğratmak için aşağılara vermeler falan filan. Ne oluyorsun ya? Yani yurt dışına gidin, bakın. Böyle bir olay var mı yani? Yani siz bir yerde bir şey aldığınız zaman hemen terse kağıdı sürüklüyorlar mı? Yok öyle bir şey ya. Kim kime, tüm tüm. Burada böyle. Bu da toparlanır bir tepki çıkışı muhtemelen yaşayacaktır ortalamalara kadar. Evet geçelim. Epey indi çünkü aşağıya. Ve Türk Traktör'e geçiyoruz. No, yatayda. Zaten bu paketlendi herhalde. Alındı 25 liralardan. Götürüldü 600 bilmem. Kaç bölünecek hikayesi de vardır herhalde. Yani böyle büyük kağıtlarda bedelsiz verir falan filan diye iyice gazla kağıt uçurulur. Ve bunun da aşağı taraf 450, yukarı taraf 600 diyelim. Böyle bir bant içinde yan yan gidiyor. Yengeç gibi yan yan yatay hareketin içinde diyelim yani. Portföy kağıdı zaman zaman iniyor ama ondan sonra birileri geliyor alıyor toparlıyor gene götürüyor kağıdı yani. Burada pek öyle alışveriş yapmak o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Böyle kağıtlar var işte. Bozsa, Kortsa, Sarkuysan
falan filan. Yani onlar böyle kendi kendilerine gidiyorlar bir yerlere doğru zaman içinde. Geçelim. Evet hocam, Türk Traktör'le bitirelim bugünü. Biraz erken çıkıyoruz yayınımızdan. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Artık pazartesi günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın.